Efendimiz buyuruyor, haya imandandır. İman alamet. Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Haya ancak hayır kazandırır. Bunun tersine kaba söz, bu da bir hayasızlık demek ki. Ayıptan başka bir şey getirmez. Haya ve edepse girdiği her yeri süsler, tezyin eder. Efendimizin duası, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Hakiki zenginlik bu işte. Yine Nur Suresi'nde buyuruluyor. Şimdi bir çirkin söz. Allah bizi çirkin sözlerden de korusun. Fiilleri inananlar arasında yaygınlaşmasını isteyenler için dünyada ahirette pek elem ve can yakıcı bir azap vardır. Demek ki dilin korunması zaruri. Yani dille de iffetsizlik yapmamak. Çirkin sözler söylememek. Mevlana diyor, sözün maskarası olma diyor. Yani boş sözler, çirkin sözler ziyan etmemek. Efendimiz buyuruyor, kim bana iki çenesi arasında yani dilini iffet ve namı koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm buyuruyor. Yani burada faziletini gösteriyor. Demek ki ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edilecek. Eğer uygunca susulacak, cevap verilmeyecek. Yani haya insanı sadece bütün kötülüğü muhafazan bir kalkan durumunda. Efendimizden yine bir hadis-i şerif, Buhari hadis-i şerifi edep kısmında ilk peygamberden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır. Yani bu ta peygamberlerden gelen bir darb-ı mesel oluyor. Haya etmedikten sonra istediğini yap. Demek ki haya bir koruyucu. Eğer haya kaybedilirse her şey yavaş yavaş kayboluyor, gidiyor.